Ölüyorum arkadaşlar. Yüzümü yıkamaya mecalim yok. Kulağım ağrıyor. Şu an yani şurası sanki ağrıyor. Görebiliyor musun? Burası. Ondan sonra efendim aşkım. Kulağım ağrıyor dedim. Ondan sonra boğazım ağrıyor. Ve hala iyileşemiyorum. Hayal çok yoruldum hasta olmaktan. Sürekli burun şey, sürekli böyle sızlıyor burası. Bilmiyorum, yüzümü yıkayayım, ben kendimi daha hissederim. Bir saat sonra derini futbola götüreceğim. Geçen hafta biliyorsunuz pek iyi geçmedi. Uykum da var hala. Yani yok ama böyle televizyon günü yapmak istiyorum. Harika bir cumartesi geçiriyoruz yani. Şu hasta halimle kendime bunu yaptığımı inanamıyorum. Bütün mini en ufacık parçalar neredeyse bizim evde toplanmış gibi şu an. Minnak minnaklar. Ve bunları kim toplayacak tahmin edin. Hı? Aşkım, oynuyor musun bebeğim? Hı. Aferin oğluma. Hastalık psikolojisinden çıkabilmek için biraz makyaj yaptım. Çocuklar yapan persini yiyor. Ben de kendime bir tane şeftali aldım. Çünkü saat 10-15 geçiyor. Öğlen ne yaparız bilmiyorum. Sandviç falan hazırlamadım öğle yemeği için çocuklara. Eve gelmeyi planlıyorum kulağım yüzümden ama konuşmam bile değişti sanki. Çünkü dilimin altında da burada sağ tarafta, sol tarafta yara çıktı. O ses ne? Ha? Şu değiyormuş. Ondan sonra bilmiyorum. Annemi ararım. Eğer kahvaltı hazırlarsa direkt oraya geçeriz. Futboldan sonra. Kardeşine de ver derim biraz.
Sizlere geldik. Yemeğimizi de yedik. Yumurtalı mayonezli sandviç yapmıştım. Aykut'u uyuyor. Oturacak bir şey yok ki. Oturup yukarı çıkacağım. Yoruldum. Dede. Dedim yukarıda. Ari uyuyor. Annem de ütü yapıyor. Salon falan bütün temizliği burada bitirmişler. Yani ayakkabıları çıkıp içeri girdik. Size geldi. Ben konuşamıyorum. Dilimin şurası kırmızı bir yer çıkmış ve konuşamıyorum. Kulağım tamamen gitti. Ağrıyor. Uzanmayı denedim ama bu şapşiklerle pek de uzanılmıyor maalesef. Üçüncü kez kıyafet değiştirdim. Artık pijamasını giydirdim. Sanki pijama giyince kirletemeyeceğim. Hayır, bak makarna yapacağız. Şimdi ben mac and cheese yapacağım fırında makarna. Bugün beşamel sosunu kendim yapacaktım. Hani size göstermek adına nasıl yapıyorum diye. Çünkü bir tane yorum gelmişti. Yaparken çek nasıl yapıyorsun diye. Ama beşamel sosunu ben yapmayacağım bugün. Çünkü zaten hiç halim yok. Kolay yemeğe kaçmak. O yüzden hazır sos kullanacağım. Çok farklı bir şey yapmıyorum aslında. Sadece makarnayı karıştırırken, beşamel sosunu karıştırırken biraz peynir, konuşamıyorum. Biraz peynir içine de koyuyorum ve tabii ki üstüne de koyuyorum. Hiç halim yok. Hiç gelemedim. Biraz televizyon açtım öyle. İsteyim uzanayım diye ama benim çocuklar mı sadece öyle bilmiyorum ama ben uzandığım an koltuğun üstüne direkt üstüne çıkıyor ve ilgi beklemeye başlıyor. O yüzden pek faydası olmadı yani. Şimdi biraz mozzarella biraz cheddar peyniri rendeleyeceğim. Aslında mozzarella peyniri olsaydı da güzel olurdu ama bende yok ve enerjim yoktu yani yolda gelirken almaya. Sadece bunu rendeleyeceğim. Şunu kullanacağım. Bu aslında beyaz sos olarak da geçiyor. Yani öyle de biliniyor. Evet. Un tereyağıyla yapılıyor sanırım. Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Yani bunun eski şeyini alıyordum. Lezanya olan beyazını alıyordum. Ama bu pasta bake. Sanırım fotoğrafa aldanıp da aldım yani. Bakacağız. Sabah ocağı toplamıştım. Yine ocak battı. Biraz da brokoli koyalım haşlansın diye. Şu küçük boncuğumu kullanacağım. Biraz makarna kaldı. Bunu artık dolaba koyarım. Çocuklar yarın ortada yiyebilir. Bunu direkt bunun içine koyuyorum ve karıştırıyorum. Soğanlı sarımsaklı. Yavrum makyajlarımı rahat bırak. Rahat. Var ya. Ben mac and cheese çok seviyorum. Yani çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Arya yine yüzünü boyamış. Tuvaleti kilitledim şimdi. Peynirle de birlikte karıştıracağım. Ben böyle seviyorum. İçine biraz peynirle birlikte karışınca da hafif böyle peynirin tadını da içinde alıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Geri kalan peyniri de üstüne şöyle şimdi bu şekilde önceden hazır ettiğim fırına atıyorum. Attım. Artık peynirler ne zaman pişerse yemeğimiz de hazır. Ben de bittim. Gördüğünüz gibi hiç efor bile sarf etmedim ama öldüm yani. Öyle o derece hastayım. Kendime bir tane zerdeçal çayı yaptım. Şimdi içeri gideceğiz ve kızcağızımla içeceğiz.
Ben kim? Kiprik kim? Saç kim? Ben kim? Bunlar kim Arya? Ben kim? Ben neyin kafasını yaşıyorum ha? Ben kim? Güzelleşme kim? Kipriğimi oydu bak. Şu tipe bak ya. Zaten şu tarafı tamamen döküldü. Yarın arayacağım, çıkartacağım hepsini. Sizinle her şey çok güzeldi mi Arya? Sanırım oldu. Biraz daha bekleyeceğim. Üstü tam böyle kızarsın. Yemeğim çok güzel oldu. Tabağımız hazır. Bu şekilde. Çocuklarınki de böyle. Aferin kızıma. Üfle ye. Aferin oğlum. Oğlum da yiyecek mi? Canın istemiyor mu? Sadece salata mı yiyeceksin? Ama yemen lazım. Fruit and vegetable remember. Değil mi? Of çok sıcak Arya, üfle ye tamam mı? Brokolini yiyebilirsin, brokoli soğumuştur. Aferin kızıma. Güzel, sen seviyorsun değil mi brokoliyi? Ha. Aferin. Tadına bak bakayım, sevecek misin? Aferin. Kusura bakmayın arkadaşlar, büyük bir ihtimalle en sıkıcı vlog olmuştur diye düşünüyorum ama hastayım ya, yapacak bir şey yok, bugün hiç bitmeyecek zannettim çocukları. Ah, doyurduğum yemek çok güzel olmuştu. Ondan sonra uyuttum, onların ayaklarının altına fix sürdüm, kalın çorap da giydirdim, göğüslerine de fix sürdüm, çocuk fixi. Ondan sonra ikisine ağrı kesici de verdim. Çünkü dün gece derin çok öksürüyordu. Bugün de hiç hali yok gibiydi zaten. Hep böyle sersem sersem şey uzanıyordu. Aile de aynı şekilde. Ondan sonra ikisine ağrı kesici verdim. Uyuttum. Ben de kendim iki tane ağrı kesici aldım. Bir tane daha bitki çayı yaptım kendime. Kulağım çok kötü ağrıyor. Serhat gelsin, zeytinyağı damlatacağım kulağıma. Çünkü herhalde iyi geliyor diye duymuştum. Yani Rukan da yapmıştı. Şimdi de zaten nefes almaktan güç. Zaten nefes alamıyorum. Bir de üstüne bu hiç iyi olmadı ve tam bir hafta oldu neredeyse. Gerçekten çok kötü. Yarın çocukları kaynanama götüreceğim, bırakacağım. Ve gelip evde dinleneceğim. Halbuki yarın ne planlarım vardı yani. Kusura bakmayın. Hiç de bir şey yapamıyorum. Gerçekten de. Of, az biraz enerjim var. Sonunda çocuklara kullanmaya çalışıyorum ama yetmiyor. Evet, Ikea. Yani çay. Biraz boğazım yumuşatıyor. Ağzımdaki yara da daha kötü oldu. Yani böyle konuşamıyorum ve sürekli sanki yutkunmam gerekiyor gibi hissediyorum kendimi. Uzanacağım. Serhat'a dedim, eve gelir gelmez dedim, direkt mutfakla ilgilen. Çünkü mutfağı öyle bıraktım, hiç gücüm yok. Mutfakla ilgilen. Salon çok da dağınık değil ama yine de oyuncak görmeyi sevmiyorum böyle akşamüstü. Dinlenmek istediğim zaman böyle hiç oyuncak görmek istemiyorum ama birkaç tane var yine. Bunlar ne kadarını koyarım bilmiyorum ama dizi izleyeceğim şimdi ve öyle benim tatlı yalanımı açtım. Ona bakacağım. Öyle arkadaşlar, çok özür dilerim, kusura bakmayın. Yani gerçekten sanırım 2 dakikadır size bakmadan konuşuyorum. O kadar ki ne yaptım bilmiyorum. Of.